Evet. Günaydın. Uzun bir süredir işte karavanda nasıl yaşıyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Hani hiç standart rutininizden bahsetmiyorsunuz diye yorumlar arıyoruz devamlı. Dedik ki sabah kalkma ile birlikte başlayan bir rutin çekelim size, aktaralım. Tabii günümüzlerdeki izlediğimiz birçok video gibi işte yataktan kalkma ile başlasın video, ama bu kurgu olurdu. Biz de kurgu yapmıyoruz maalesef. İşte neysek onu çekmeye çalışıyoruz, sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Evet, sabah rutinimiz Max'in, şöyle göstereyim hatta. Sabah rutinimiz Max'in yatağa gelip bizi uyandırmasıyla başlıyor. Daha doğrusu beni uyandırmasıyla başlıyor. Sonra bir 20 dakika falan Max'le böyle bir masaj faslımız var. Böyle bir kaşıyoruz kendisini. Masaj yapıyoruz paşama. Sonra da çiş molası. Evet, şimdi elimizi yüzümüzü yıkayalım. Ondan sonra Max'i çişe çıkartacağız. Arkadaşları da alalım. Neyse, sabah yürüyüşümüz yaklaşık 2 kilometre kadar sürüyor. 45 dakika, 1 saat. Sabah uyandığımızda, daha doğrusu Max'in bizi uyandırdığında bir yürüyüş faslımız var. Ondan sonra Max'le beraber Gülden'i uyandıracağız. Biz Max'i sahiplendiğimizde Max'in kimliğinde Avusturya çoban köpeği olarak yazıyordu. Yani Border Collie. Ve bu cinsi araştırdığımızda en çok benim dikkatimi çeken şey, hiç durmadan non-stop 80 kilometre boyunca koşabildikleriyle alakalıydı. Bu bizi bazen yoruyor mu? Evet, kış aylarında yoruyor. Yazın problem yok. Kış aylarındaki o yağış ve çamur kısmından dolayı biraz yoruyor. Tabii biz Max'i 80 kilometre boyunca koşturmuyoruz her gün. Ama standart olarak her gün 3 defa çiş ve kaka ihtiyacını karşılamak için yürüyüşe çıkartıyoruz. Ekstra gezmelerinin haricinde. Bu da yaklaşık 6 kilometre yapıyor. Onun haricinde mesela bu tür bir yerde kaldığımız zaman tasmasını salıyoruz. Oynuyor, geziyor, koşturuyor. Şehir içinde kaldığımız zaman yürüme mesafesini bir tık daha uzatıyoruz ve araya ara gezmeler ekliyoruz. Böylelikle Max'in de doğası gereği daha fazla yürümesini sağlamış oluyoruz. Gel bakalım tarafa doğru. Gezimiz bitti. Karavana doğru yaklaşıyoruz. Dışarılarını da bir düzenleyelim. Sonrasında bildiğini uyandıracağız.
Next. Hadi gel güllerini uyandıralım. Atla. Aferin. Yukarı. Buraya. Aferin. Buraya. Atla. Atla Max. Aferin sana. Evet. Hani uyandıracaktın güllerini? Hani güllerini uyandıracaktın? Tattım. Tattım. Günaydın. Aşkım. Günaydın. Günaydın aşkım. Max seni uyandırmaya geldi ama kendi yatma pozisyonunda. Ay. Evet. Ah, efendim canım, günaydın. Max'in de güllerini uyandırması böyle. Sabah Max'i standart görevimize götürdük. Evet, gittik geldik şimdi. Tabi bu esnada Gülden hala kalkmıyor. Günaydın tatlım. Tatlım. Saat 10. Saat 10 mu? Ya ama gelecek illa ki. Ne oldu ne oğlum? Kalkacağım. Bir daha da bakayım. Kalkacağım mı? Evet şimdi kalkacağım. Uyandım ya. Bakayım nasıl uyandım. Bakayım nasıl uyanmış. Açamıyorum gözümü sadece. Çünkü gece uyuyamadım ben. Niye? Uyak mı? Evet, Gülden Hanımcığım. Günaydın. Günaydın. Uyanabildim sonunda. Yatağı toplayayım ben. Tamam. Ondan sonra Max'in içeri getirdiği çalıları toplayalım. Az önce evet. Beni uyandırmaya gelince de birazcık gelmiş buralara. İçeride de var, şuralarda falan da var. Ormanda olmanın güzel yanları. Sürekli çalı çırp topluyoruz içeriden. Daha makreme örümleri var. Evet. Makremelerimizi çoğalttık bu arada bayağı. Evet. Yerlerde kalınca. Evet, şunlar mesela saksılıklarımız. Rengarenk rengarenk. Şunlar güldenin çok amaçlı bir şeyleri. Bunlar da saksılık sayılır. Bunlar da saksılık da her şey konulabilir. Ne şunlar? Anahtarlık falan filan. Ufak olanlar. Şu var. Çok güzel şeyler üretiyoruz. O zaman sen yatağın üstündeyken ben de şuraları bir alayım. Evet, biraz bizim için de enteresan bir şey oluyor. Çünkü yaptığımız işleri de size gösteriyoruz. Ben buradan alayım. Evet. Çünkü az önce Max'e gelme dedim. Çünkü Max kapıdan bütün çöpleri geri getirdi. Yetişebilecek misin oradan oraya? Geçeyim. Sinek arkadaşlık. Şimdi herhalde 20 kere. Evet, şunu yaydık ama. Arındırmaya çalışıyoruz. Silkeliyoruz, süpürüyoruz. Sonra şöyle gördüğünüz gibi Max buraya giriyor. Max'in şu alana yatması zaten yeterli oluyor. Hı. Aslında banyo havlusu olan evet. Ayak havlusunu koyuyoruz. Temizliği kolay oluyor. Burada bir miktar kalıyor.
daha fazla yayılmıyor en azından. Evet. Üstünde kalıyor yani bu bölgenin gelen kediler genelde. Evet. Evet, şimdi kahvaltı zamanı. Temizlik bitti. Hadi. Sabah spor yapmamız lazım. Niye? Herkes yapıyor böyle videolarda. Çok özendim, sabah spor yapacağım. Evet, 2 yıldır ilk defa Gülden sabah spor yapacak. Bu rutin dışında bir şey. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 adım. 10 adım attım, yeter bu kadar spor bence. Keyif yap, keyif. İnanamadın değil mi spor yapacağım diye? Tabii ki inanamadım çünkü hiç yaptığımız bir şey değil. Sabah gördüm burada. Çarşıyı kaynayana kadar dedim bari. Sabaha gittim. Thanks. Thanks. Ver. Çek. Max çekiştirme oyununa bayılıyor. Bu arada bu elimde gördüğünüz olan çekiştirme ipi de Gülden'in eseri. Çek, çek. Evet, makrame kalan küçük makrame parçalarından denemek için yaptık onu. Aslında onları da yapıp koyabiliriz ya. Olabilir. Tek oyuncağı olarak. Olabilir. Çünkü bayağı sağlam bir şey. Parçalayamadı. Bu arada sabah 6.30-7 gibi başlayan sabah rutinimiz, şöyle koyayım size. Evet. Şimdi sen lafına girmeden önce ben bir şey diyeyim. Sabah 6.30-7 gibi başlayan sabah rutinimiz, işte saat 8.30-9'a doğru bildiğinin uyanmasıyla, ondan sonra aslında 8-8.30 gibi uyanıyorsun sen, 9 gibi. Ay kıyamam, erken oldu benim uyanma saatimi. Hiç uyandırmasan bazen 11. Arkamı dönseydin bari. Arkamdan. Ben böyle yaptım ya. Onlar bizim aramızda. Hayır, erken kalkıyorum işte bile. İnanmayın, yok öyle bir şey. Arada. Arada canım. Arada oluyor. Yani dokunmasan 12'ye kadar uyur. Dokunmayın. Uyurum. Neyse. İşte ortalama 10 gibi falan kahvaltı yapıyoruz. 9-10 civarı. Daha geçe kalmıyoruz kahvaltıda genelde ama bazen. Ya bazen istisnai durumlar oluyor. Yani çok yoğun olduğumuz ya da ne bileyim çok gezdiğimiz yerlere denk gelirse işte 10.30'u buluyor bazen hani. Ama daha da geçe bulmadı şu zamana kadar. Ondan sonra öyle. Sen ne diyordun? Bir şey diyecektin. Püf noktası. Hayır, daha ne anlatıyor? Bir şey anlatıyorum. Yerde kestim. Yok, kesmedim işte. Öyle sabah rutini. Oo, saatli bilgi mi vereceğiz videonun arasında böyle? Ne bileyim, kaçta kalkıyor bu insanlar? Ya hiç sormuyorlar mı? Şey. Ne yapıyorsunuz, ne yapıyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Al işte bunu tamam, yapıyoruz. Saatli, tamam. Kafama denk gelen yerde saatli saatli söyleyeyim ben yani. Tamam, ben ne diyecektim? Püf noktası diyordum sen. Püf noktası söyleyecektim. Şimdi burada çay suyu kaynıyor. Az önce koydum çay suyunu kahvaltı yapmak için. Çay suyunu bir tık fazla koyuyoruz. Sonra akşamdan kalan bulaşıkların suyuyla beraber ikisini birden ısıtmış oluyoruz. Evet, ekstra enerji harcamıyorsunuz böyle. Çünkü dün akşam bir iki tabağımız vardı. Onlar için su ısıtmak istemedim. O yüzden bıraktım. İçlerine birazcık su koyup. O yüzden bulaşıklar duruyor. Hazır su ısınmışken ikisini birden aradan çıkartacağız. Hem kahvaltı hazırladı hem iki tane tabak var zaten şurada. Aynen. Öyle. Ondan sonra küçük tüp, küçük mutfak tüpü bir ay, bir buçuk ay kadar yetiyor böyle kullanacağız. Tabii. Evet. Yani bize hep şey soruyorlar. Her an hani küçük tüpü nasıl yitiriyorsunuz diyorlardı. İşte böyle akılcı kullanımla
Aslında hani böyle onu az kullanmak için yaptığımız bir şey değil de boşuna harcamamak boşuna için harcamam. Düşünerek yaptığım bir şeydi. Şimdi hazır denk geldi ya söyleyeyim dedim. Yani şu anda şu ocakta tüten tren düdüğü gibi çalan şey bile yani çok büyük bir artı evet. Bu iş için. Bu düdüklü çay yani su ısıtıcılar daha doğrusu. Gösterir misin istersen yakından? Kameradan görünmüyor diye şey yapmayayım dedim tamam. Ya çok oynatmayayım dedim. O düdüklü ısıtıcı şunu alayım daha net gözükür. Tam olarak şurada gözüken. Normal çaydanlıklar gibi şey olmuyor. İşte kaynayıp durmuyor. Bu ses daha kaynamaya başlamadı aslında. Kaynadığı evet. Anda daha yüksek bir tiz bir çığlık sesi çıkartıyor. Böyle olunca da kaynadığı gibi hemen altını kapatabiliyorsun. Bir de malzemesi çok ince. Ne bilmiyorum. Emaye diyeceğim de emaye değildir o. Emaye değil, emaye daha kalın. Bu bayağı ince, tel gibi çok incecik bir şey. Bunda çok daha hızlı ısınıyor şey. Su. Daha kısa sürede daha hızlı ısınıyor. Evet, taban ya, inceliği yüzünden sıcağı direkt içeri veriyor. Evet, bir de şöyle bir şey söyleyeyim ben. Hani biz genelde yazın ve kışın karavanın içindeyiz. Dışarıda çok fazla vakit geçirmeyi şey yapmıyoruz. Geçiriyor da yemek kısmında falan genelde içerideyiz. Genelde içerideyiz. Onu diyecek sana ya. Hani bu tarz bir su ısıtmayla karavanın dışında olsanız bile sesi duyup hemen geliyorsunuz. Evet. Yani ocakta çayı unuttum, işte su saatlerce kaynadı derdiniz yok. Hem sudan böyle tasarruf, su boşa gitmiyor, hem ocaktan tasarruf etmiş oluyoruz böylece. Evet. Şimdi... Bu arada hala esniyorum ya. Kahvaltı içeride mi yapacağız? İçeride yaparız ya, senin içerisinde. Masamız hazır kurulu olduğu için. Ya da genelde böyle çevrede insanlar var ise ikimiz de dışarıda öyle yemek yemeyi pek sevmiyoruz. O yüzden içeride rahat rahat. Hem şey, ne derler ona? Hem mutfak hazırlığı kolaylaşmış oluyor böyle olunca. Buradan oraya koyuyorsun. Öbür türlü dışarıya masayı açmak zorundasın. Masayı aç, onu yap, daha hazırlık yapmak zorundasın falan. Daha uzun iş. Evet. Böyle daha pratik oluyor. Bu arada biz çiftlik lavabomuzdan çok memnunuz. Evet, genişlik. Evet, genişlik kısmı 45'e 45 bir lavabomuz var. Yok, 42'ye 42 idi. Yanlış tam ölçü olsun. Galiba 42, evet. 42'ye 42 idi. İşte biz genelde dizi film izlemeyen çiftiz. İşte D-Max'te ve TLC'deki o yurt dışındaki evlerin yapılışlarını vesairelerini çok izliyorduk. Şunu artık kapatayım da rahat rahat duysun yani. Evet. Ondan evet. Sonra oralardan çok sevdiğimiz çiftlik lavabosu fikri çok aklımızdaydı. İşte aracın tasarım kısmında çiftlik lavabosunu çizdik ama sonrasında onu bulabilmek bayağı bir uğraştırdı bizi aslında. Evet. Dizayn zaten, mutfak dizaynı da bayağı bir zorluydu. Şöyle asıl sıkıntı şuydu, çiftlik lavaboları var evet. Ama öncelikle çok pahalılar. Evet. İkinci asıl sebep de bizim küçük mutfağımıza sığabilecek büyüklükte değiller. Hepsi çok devasa. Yani normal tabii. Mutfaklar için bile çok geniş lavabolardı. Bu da bizim kendi tasarımımız olan. Hatta şu an kamerayı şöyle alayım. Hı. Bu da bizim kendi tasarımımız olan çiftlik lavabomuz. Evet. Aslında bu set üstü. Tezgah üstü lavabo diye geçiyor normalde. Ama biz bunu çiftlik lavabosuna dönüştürdük. Evet. Ve çok da iç genişliği yüzünden inanılmaz kullanışlı. Hem genişlik hem derinlik. Derinlik de 13 ya da 15 santim gibi hatırlıyorum. Çünkü 2 sene oldu. Çok da aklıma değil artık bazı evet. Şeyler. Diğer küçük lavabolar çok da verimli olmuyor maalesef. Böyle küçük alanda zaten. Bulaşığı yıka, geri kaldır, koy. Ya şey her yer ıslanıyor, evet. Çok kutusunu bana şuraya verebilir misin? Dolabımızın böyle önde olmasının sebeplerinden bir tanesini gösteriyorum hemen. Şu. Çok şöyle koyuyorsunuz. Hem havalandırma kısmında buzdolabının arkasında işe yarıyor. Daha çok şöyle diye istedim. Göremeyen arkadaşlar için. Çok şu yüzden istedim. Kahve sadelerini artık lavaboya atmıyoruz. Eski videolarımızda ya da Instagram paylaşımlarımıza denk gelenler vardır illaki. Evet. Biz 1,5 yıl sonra falan oluyor değil mi? Karavana yerleştirdikten 1,5 yıl sonra atık su şamandıramızın
çalışmadığını, yani gri su şamandıramızın çalışmadığını fark edip depoyu söktük. Evet, depoyu... Önce elektrik tesisatını kontrol ettik. Tesisatta bir problem olmadığını görünce depoyu sökelim dedik. Pis su şamandırası var gri su tankının içerisinde. Pis su şamandırasının iki boğumu var. İçinde hareket ediyor şamandıra kısmı. Kahve telveleri, özellikle Türk kahvesi telveleri, Nescafe, French press, filtre kahve. Bu arada hepsini saydım abi. Filtre kahve telveleri, işte arada yağlı yemeklerin yağları vesaire. Onlar hepsi böyle birleşip bir tabaka oluşturmuş gri su tankının altında. O tabakada zamanla şamandıranın içine dolmaya başlamış. Ve şamandıra kısmının hareketsiz kılmış. Yani orada gördüğümüz tek şey kahveydi. Evet. Yağ ile birlikte vıcıklaşmış kahveydi. O yüzden sonrasında az önce gördüğünüz gibi kahve telleri dikeyken böyle sıyırıp evet, çöpe atıyoruz artık lavaboya kaçmasınlar ya da en az şekilde gitsinler diye. Yani bizim gibi tam zamanlı kullanmıyorsanız karavanınızı, hani ne kadar çok kahve tüketirseniz tüketin, bu olayla ortalama 5 yıl ya da belki daha uzun bir sürede karşılaşırsınız. Çünkü şöyle, çok ekstrem biz, bir şey olmazsa. Hadi son zamanlarda eskisi kadar filtre kahve içmiyoruz ama o dönem çok içiyorduk. Türk kahvesini bir kere günde 2 defa içiyoruz, o kesin. Arkasından, o da minimum. Misafir gelirse 3 defa ya da 4 defa da içiyoruz. Filtre kahve de hemen hemen bir o kadar içiyorduk ve her gün. Her gün onlar tekrar tekrar buraya döküldüler. Haliyle bizim tıkanma süresi çok daha erken oldu. Evet, erken geçti. Şimdi herkese söylüyoruz ki bunu olmaz, biz problem olmaz ama olmayacak olur. Bir yerde bozulursa şamandıranız. Tabii. %99 ihtimalle problemi şamandıranızın tıkanmasıdır. Pislikten dolayı tıkanmasıdır. Bir de şamandıranın haricinde biliyorsunuz ülkemizdeki sular çok kireçli. Biz de bununla yaklaşık bir sene sonra falan yine şamandıradan önce denk geldik. Evet. Ve geçtiğimiz Afyon'da da yine bir karavancıya yardımcı olduk bu konuyla ilgili. Çünkü hidroforları ile ilgili bir problem yaşadıklarını düşünüyorlardı. Gerçi arızası olduğunu düşünüyorlardı. Evet, hidroforla ilgili yine belki bir problemleri olmuş olabilir ama esas problem, sana da çok müdahale etmeden, şu kısımları söküyorsunuz arkadaşlar. Muslukların iç kısımlarını, önlerini. Süzgeç gibi bir şey var ya orada. Evet. Süzgeçlerin orası inanılmaz derecede kireç ve tortu topluyor. Her ne kadar filtre kullansanız da hidroforda girmeden hemen önce o filtre kireci yakalayamıyor. Kireç zamanla burada birikip o içindeki süzgeç kısmında topaklanmaya başlıyor. Orada taşa dönüşmeye başlıyor. Ve böyle ufak ufak çakıl taşı gibi olup orayı tıkıyor. Biz ilk gördüğümüzde çok şaşırmıştık onlara. Evet. Burası tıkandığı zaman da musluğunuz akmıyor. Hidroforunuz çalışıyor gibi gözüküyor ama buradan herhangi bir su akımı olmuyor. O da size ayrıca bir dipnot olsun. Yine bilgilendirmeye devam ediyoruz. Çenemiz hazır yeri düştüğünü. Gelmişken aklınıza gelen her şeyi sayın. Evet. Evet, burası da tamam. Çayımızın altını tekrar açıyorum. Anlatacağımız başka bir şey yok ise. Yok. Ötecek ya şimdi. Evet, bundan sonra biz kahvaltı masasını hazırlayıp biz kahvaltı ederken arkadaşlar da buraları izlemeyecek tabii ki. Çünkü biz yemek paylaşımına çok da şey değiliz yani. Onun için ederken deyince şaşırdım, ne göstereceksin acaba orada diye. Bize hep yemek yemiyor musunuz siz diyenler, yiyoruz biz yemek. Biz tabii ki yiyoruz yani. Hatta bu konuyla ilgili senin kardeşinin çok efsane bir yorumu vardı. Kahvaltı şey mi? Biz şimdi çalışmıyoruz ya. Evet, iki yıldır çalışmıyoruz. İşimiz gücümüz yok bizim. Herkes bize acıyor. Bunu anladık ki. Şimdi nerede? Bir İyidir. Önceki konumda diyelim hadi şimdi. Ne zaman paylaşılacağı belli olmaz bunun. Bir önceki konumda benim kardeşim yurt dışından geldi. Gelmişken Türkiye'ye de bizi ziyaret etmeye geldi. İşte bulunduğumuz yerde. Sabah erken saatlerdeydi. Kahvaltı hazırladım tabii haliyle. Hem kahvaltı edeceğiz hem aç geldi diye. Dinlenecek sonra yol yorgunluğu falan. Kahvaltıyı hazırladım. Geldi, içeriye girdi. Kahvaltı sofrasına baktı, böyle yaptı. Siz bayağı kahvaltı yapıyormuşsunuz.
Her şey var burada. Aklında artık ne canlandıysa, çalışmıyoruz, küçük karavandayız falan. O karavan kısmını çok kabullenemiyor hala. Hani ev olsun, illa bir evde olsun falan diyor da. Bir şok oldu yani. Ama biz yemek yiyoruz yani. Göstermiyoruz da yemiyoruz ama. Evet. Bu konuyla ilgili mesela YouTube'da yine video çekip video yayınlayan çok fazla tanıdığımız var karavan camiasında. Onlarla yaptığımız sohbetlerde de, madem girdik ondan da bahsedeyim. Onlarla yaptığımız sohbetlerde de hani hep bizim videolarımıza işte ya bir yemek yapma olayı da eklesenize. Tabii hani ya, o da güzel oluyor, renk katıyor video videolara falan. Video rutininde onu da ekliyorlar ya genelde işte hani. Evet. Gün içindeki videoları çekiyorlarsa ya da bir noktaya gittiklerinde ne bileyim dışarıda ateşte yemek yapıyorlar, içeride mutfakta yemek yapıyorlar falan. Evet, bunları biz de yapıyoruz ama biz göstermiyoruz bunları. Şöyle paylaşabiliriz belki. Ne bileyim, benim yaptığım çok basit pratik yemekler var. Çok az malzemelerle. Ha, evet, çok az malzemelerle. Her yerde bulunabilen ve gerçekten çok düşük maliyetlerle yapılabilecek. Evet, o tip şeyleri belki gösterebiliriz. Belki, çok emin de değilim ama yani, mesela tarif açısından, pratikliğini yapılabilirliği açısından belki öyle, hani yemekle ilgili bizim bizden görebileceğiniz tek şey onlar olacaktır. Evet, yani size tarif önerileri olabilir belki. Evet. Onu da geçenlerde konuşmuştuk Gülden'le. Evet, ben yani çünkü basit gerçekten bir şey yapıyorum ve çok hızlı ve her şey ulaşılabilir az malzemelerle. Belki onların tarifini. Ya bu konuyla ilgili gerçekten çok fazla geri dönüş alıyoruz. Artık hani biz de acaba bir şey yapmalı mıyız bu konuyla ilgili diye düşünmeye başladık. Hani geçenlerde onu konuştuk. Başta konuştuk. Sonra yok dedik tabii ki. Tabii yok dedik. Ama hani halen daha o talepler geliyor. Yani belki de insanlar şimdi şunda çok şey. Mesela Gülden karavanda börek yapıyor. Bizim fırınımız yok karavanda. Karavanda börek yapıyor ve karşı taraf da karavancı olmasına rağmen diyor ya nasıl yaptın bunu? Ona bunu paylaşsana insanlara, bunu bilsinler. Hep şey düşünülüyor çünkü karavanda pratik aperatif yemekler yendi işte kardeşimin kahvaltı masasına şaşırması gibi. Hani böyle geçiştirmelik, atıştırmalık bir şeyler yeniliyor gibi bir düşünce var insanlarda. Karavancılarda Max, bile gel. Var bu. Max gel, Max'i. Koş. Oh. Gel gel. Hayır. Gel gel. Max. Çekim yap gel. Max buraya. Tamam hadi. Oo. Komşular gelmiş. Oo, Max buraya gel, kovalama. Gel kovalama, yer seni o Max. Seni bir kere de yutar o, biliyor yer musun çocuk? Yer yer. Evet. Seni arkadaş bir kere de yutar. Oo, o hamak keyfi yapmaya mı geldin komşu? Evet, çekimler esnasında da böyle güzel şeyler olabiliyor değil mi? Böyle. Hiç duymadım seslerini ben. Ben kıtırtıyı duydum. Ha. Baktım Max de burada yatıyordu. Burada yatmayınca siyahlı var bir tane. Gördüm gördüm. Onunla arkaya geçti. Oynuşuyor ama. Onunla oynuyor da o Max'e bir kafa atarsa Max'i tepedeki köyden alırız. Hadi gel yemek yiyeceğiz. Gel. Gel. Hatta. Sonra ne diyorduk? Ha, yemek var. Şeyden bahsediyordum. Karavancı dediğimiz, yani karavanla tatil yapan, karavanı olan, karavan kullanan insanlar bile aynı şeyi düşünüyor. Yani hemen aperatif, içeride vakit geçirmeyelim falan. Ama bizim için durum böyle değil çünkü evet. Biz zaten burada yaşadığımız için normal ev düzeni, ev düzeninde besleniyoruz. İşte ev düzeninde ne yiyorsanız, sebzeler, işte yemek, sulu yemekler, börek dediği gibi Tolga Bey. Hamur işleri ki fırınımız olmamasına rağmen yapıyorum. Ya karavancılık demek... Hani şimdi karavancılığa insanlar kampa gidiyoruz kafasıyla evet. bakıyor, piknik kafasıyla bakıyor. Karavancılık o değil yani bize göre aslında evet, o değil. Bu konu tartışılabilir bir konu. Hani ben her akşam mangal yapmak zorunda değilim. Biz işte mangal yapmadığımız zaman insanlardan tepki alıyoruz. Yani evet. bir mangal yapsak. Abi mangalı pikniğe gittiğin zaman yaparsın ama biz piknikte değiliz. Biz hayatımızı idame ettiriyoruz bu aracın içerisinde. Geçen günlerde şaşırdık, biz onda bir yerde şaşırdık ya karavan... Karavancılar vardı çok fazla bulunduğumuz yerde, hafta sonuydu galiba. Hı hı. Herkes dışarıda, işte küçük tüp çıkartmışlar, dışarıda yemek yapıyorlar. Evet, karavanda, küçük tüp ve dışarıda. Ve kocaman bir bidon çıkartıp bulaşıkları da dışarıda yıkıyor ama karavancısın. Bidon dışarıda, dışarıda suyla yıkıyorlar. Karavan her şey var içeride. Yani hani böyle şey değil, camper falan değil yani bahsettiğimiz araçlar, bildiğin karavan yani. Evet. Bize de o tuhaf geliyor açıkçası çünkü zaten burada her şey var. Evet. O işte piknikçi dediğimiz arkadaşların davranışından devam ediyorlar.
O yüzden belki de tuhaf geliyor. O kültür henüz yerleşemediği için. Belki de. Tuhaf geliyor. Yani. İnsanlara diğer yemeklerin yapılıyor olması. Çünkü insanlar hep karavanları satarken şunu lanse ettiler. Al, her yerde kamp yapabilirsin. Her yer sizin. Değil. Değil. Yani öyle bir şey yok. Sohbeti çok uzattık. Saat 10 olmuş. Hadi. O zaman videonun devamında gün içindeki rutini görmeye devam edeceğiz. Şimdilik görüşürüz. Biz gidiyoruz kahvaltı yapmaya. Evet. Tatlım. Ne oldu? Kahve döküldü her yere. Dökülmedi. Fışkırdı. Evet. Ben dışarıdaydım. Ne oldu biliyor musun? Ne oldu? Bunun ucuna şöyle tuttırdım. Bir de çarpmayayım diye şöyle bir çektim. Sonuç. Mazara geldik. Her yerde. Her yer, üstüm, başım. Allah'tan yanmadım ha. Ayağımı çekebildim. Bak parmağıma gelmiş. Parmağına gelmiş. Üstüne gelmiş. Evet, şimdi temizleyelim. Bu kurgu falan değil abi. Böyle bir kurgu olmaz. Olmaz olsun, olursa da zaten. Olabilir mi? Yani bu kurguyu yapıyorsa birileri de zaten, onlara da helal olsun derim. Şu ayağımı sildim, şuraya atalım. Ya var ya, bir de dökülen taraf çoğu da aslında şeye döküldü. Tepsinin içine döküldü. Tahtanın. Hı hı. Dışarıya sıçrayan taraf var ya, bir yudum bile yok yani. Asıl dökülen evet. Taraf bu tuttu yani çoğunu. İyi ki kahve tellerini lavaboya dökmüyoruz. Ya bu yapacak bir şey yok bunun. Üzgünüm Leyla. İşte acele işe şeytan karışır diyorlar. Sizde de öyle mi bu iş? Evet. Dileniyorum. Neyse, ben kamerayı dışarıya yerleştireyim. Evet, kahve günlük. Yeni kahve mi yapayım? Kahve yet. Yeter ya, bir şey yok. Oluyor. Yeter hadi yeter. Ufak fincanlara koyarız. Günlük rutinimizin devamına bakalım. Ya. Karasinekler'den çok şikayet ediyordu. Biz herhalde serin ve rüzgarlı yerlerde kaldığımız için pek karşılaşmadık arkadaşlarla. Ama burada acısını çıkarttılar resmen. Evet. Gün rutinimizi. Saatı Max'le birlikte saat 6.30-7 gibi başlayıp öğlene kadar bir kısmı genelde temizlik, kahvaltı, işte bulaşık. Biraz koşuşturmacalı. Yani günün rutin işleri aslında orada devam evet. ediyor. Onlarla başlıyor. İşte onun yorgunluğunu da saat 11 kahvesiyle atıyoruz diyelim. 11-12. 11 kahvesi diyelim. Bu kahveyle atıyoruz. Bu kahveden sonra da sırada ne var? Makrame işlerimiz var. Evet, makrame. Her gün. Yani gün aşırı makrame ile ilgilenmeye çalışıyoruz. Eğer yani şöyle, sıcak yüzünden bazen çalışamıyoruz. Bazen etrafımız kalabalık olduğunda. Evet. Çalışamıyoruz. Onun haricinde hemen hemen her gün makrame üretimi devam ediyor. Eğer üretmiyorsak, vermiyorsak da model bakıyoruz. Çünkü böyle gezerken daha hızlı satış oluyor. Ve elimizde farklı modeller bulunması da iyi oluyor bu açıdan. Ve sakin yerlerde kaldığımızda aslında böyle dinlenip keyif yapmaktan çok üretim yapıyoruz aslında. Aynen öyle. Daha çok üretime dönüyor. Yani keyif kısmımız bizim saat 12'ye kadar. 12'den sonra da mesailerimiz başlıyor. Hem sosyal medya mesailerimiz. Hem içerik üretme, YouTube için içerik üretme mesailerimiz başlıyor. Haftada iki gün video paylaşıyoruz biliyorsunuz. O videoların işte birer günü hazırlıkla geçiyor, birer günü çekimle geçiyor derken zaten haftanın 4 günü onlar yoğunlukta oluyor. Yani şey diyenler var. Ne güzel ya, çalışmıyorsunuz, hayat boş size güzel. Sıkılmıyor musunuz ya? Evet, hani gerçekten sıkılacak zaman kalmıyor yani. Yani genelde şöyle gün
devam ederken işte dediğim gibi keyif yapacak böyle çok kısa nadir anlar oluyor. Ya da işte hani evet, bugün de keyif yapalım derken sonra bir saat sonra bakıyoruz hadi şunu da yapalım, bu da vardı, bu da yapılacaktı falan diye. Ya da işte karavanla ilgili eksikler oluyor. Yok markette bilmem neydi, su bitiyor falan filan. Hani hep bir yeniden işe dönüş oluyor keyif yapacağız desek bile. Gün içinde işte akşam yemeğine kadar boş durmuyoruz herhalde, değil mi? Çok nadir ya. Akşam yemeği, akşam yemeğinden sonra da işte yine Instagram paylaşımları vesaire derken saat 10-10.30 nasıl oluyor anlamıyoruz genelde. Hep bir hareket var o aralık içinde. Ne işiniz var ya? Bütün gün boş boş oturuyorsunuz diye arkadaşlara. Buradan selam olsun kendilerine. Videosu göndermiş. Sinek kapanı tarifi. Sinek kapanı tarifi. Bir pet şişe, 5 litre. Dur bakayım, açalım. Hiç anlatma, hadi yapalım. Hadi yapalım. Deneyelim. Hadi deneyelim. Bakalım olacak mı? İşe yararsa herkes faydalanır böylelikle. O zaman... Evet, malzemeler. Malzemeler. 5 litrelik bir pet. Şöyle çevireyim mi? Hatta bir dakika. Buyurun efendim. Bugün deney yapacağız. Evet. Şimdi. Sevgili Hikmet dayımızın bize göndermiş olduğu bir videodan yola çıkarak karasineklere karşı bir deney yapacağız. Gerekli malzemeler bir adet boş 5'lik pet şişe, kesici bir alet, bir sirke. Miktar sirke, bir miktar kurumaya, koli bandı ve şeker. Ve şeker. Yeter herhalde bu kadar şeker. Ve biraz da su. Şimdi kesici aletimizi çok dikkatli kullanıyoruz. Beşlik damacananın kapağını ters çevirip içine koyacağınız zaman altta mesafe kalacak şekilde üst noktadan kesiyorsunuz. Böyle koyacağız. Evet, onu öyle koyup etrafını bantlayacağız ki yanlarından kaçmasın. Evet. Şimdi biraz suyu koy dibine. İkinci aşama. Hemen dibine gelecek kadar. Bunların ölçüsünü falan bilmiyorum. Sadece malzemeleri söylemiş şeyde. Videoda. O yüzden... Şekerleri atayım ben bir. Bir tane dalla karıştıralım onları istersen. Sirkede bizde ekmek sirkesi var. Bilmiyorum hangi sirke kullanılmış. Bol bol. Yani 2 avuç kadar şey koydum. Ya da 1 avuç dolusu diyelim. Maya koydum. 1 avuç dolusu maya, biraz su, biraz sirke. Bolca şeker. Yaptık. Bakalım lan yala mı onu? Neyi yalıyor? Bunu. Bir şey almaz. Al yala. Sirkemi çek.
makreme mesaisi başlayacak. O yüzden masayı ve birkaç eşyayı dışarı çıkartıyoruz. Soğuk getiriyorum. Öyle bırakınca rüzgarla beraber hareketlendi tabii. Evet. Şuradan şöyle yaklaştırırsam gösterebilirim. Şöyle yukarıdan aşağıya doğru ip dolaştırıp kili de sabitledik oldu. Evet, şimdi şuralarını da sabitleyeceğim. Evet, ip hazırlığınızı yapmışsınız galiba Gülay Hanım. Bu arada içeride çok sinek olduğu için bu denemeyi içeriye koyduk. Şu anda bir tane sinek yok içerisinde. İçinde yok ama etrafta da yok. Evet, kokusu belki sinekleri kaçırdı. Olabilir. Evet, yün stoğumuz. Gülden birkaç tane bir şey çıkartmış buraya. Ben iki tane hazırlamıştım. Sadece alt bağlantıları yapılacak. Hı hı. Birisi gri tonlarda, birisi de sarı ve kahverengi tonlarda. Sen yeni model yapacaksın ama. Evet, ben yeni model çıkartacağım. Benim şu yaptığım bulut vardı. Mantıklı. Onun devamı olarak şöyle ay var. Bunu gri tonlarda yapacağım. Evet. Böyle de yıldız var. Yıldız sarı yaptım. Altında kahverengili falan filan bir şeyler. Öyle bir şeylerle. Bir fikrim yok. Üretirken devamı geliyor. Evet. Benim de bir fikrim yok. Bakalım gözüme güzel gözüken renklerden bir şeyler çıkartacağım ben de. Ben o zaman. Tamam, görüşürüz. Kahverengi ne kadar gevşek. Evet, çok sökük gibi sanki. Evet. Güzel oldu. Güzel görünüyor. Daha doldurmama gerek yok bence. Bir de böyle o şeyden alacağım yine buraya. Evet, ben modele devam ediyorum. Hava çok sıcak. Max araç altında bayıldı. Bu arada bu hiçbir işe yaramıyor. Sinekler hala ısırmaya devam ediyor. Bildiğin hali. Yakaladım seni. Yakaladım. Fişten kaytarıyorsun. Evet, çok sıcak geldi ya. Şurası biraz ışıyor da. Daha güneş gelmedi aslında. Hı hı. Keyfini çıkartın dedim. Rüzgarı evet. Alayım dedim. Ekürin de geldi hemen yanına.
izi gidiler size. Evet. Saat 3.30 mu? 4'e mi geliyor? 4'e geliyor zaten. Yer ver bana. Gel bir tarafına. Saat 3.30. Öğlen atıştırmalı molasındayız. Mola. Mola'dayız. Mola. Yok. Al bakalım. Başlatmamışım. Evet, yarım saattir bedavaya örüyormuşum. Değil mi? Tatlım, saat kaç? Saat 6. Saat 6 ve hala serinlemedi. Max'e bir karınca saldırdı. Şu an Max fellik fellik karıncayı arıyor. Bir yarım saat 40 dakikalık Max molası verdik. Çünkü paşayı günde 3 defa gezdirmemiz yetmiyormuş gibi bir de yarım saat 40 dakika gibi bir oyun oynama olayımız var. Ama güzel oldu. Seninki bitti galiba. Benimki kesmesi kaldı. Sadece şu ortadaki dönüyor ya. O beni çok sinir etti. Evet, şu dönen ona başka bir şey söyleyeceğim herhalde. Güldüğünü rahatsız etti. Benimki yavaş işliyor. Çünkü bu biraz zor bir şey. Proje. Ne oldu gene? Daha devam edecek. Yaklaşık 65-70 santim uzunluğunda bir şey olacak bu. Evet, bugün sanırım 10'uncuya falan Max'in pispisilerini temizliyoruz. Evet, bugün biraz fazla yattı. Sıcaktan hadi engellemedik yatmasını. Özellikle pati aralarına fazla doluyor. Evet. Peki pati arasındaki tüyleri Max'in uzun. Gizliyor o tüylerde. Gizliyor ama bir nebze de engelliyor bence. Kısaltmış olsaydık daha kolay batıp devam edebilirdi ileriye doğru. Daha hızlı ilerlerdi. Evet. Bu arada evcil hayvanınız varsa, köpek besliyorsanız özellikle bu tür zeminlerde o pisipisilere çok dikkat edin. Evet, çünkü yürüyorlar içeriye doğru ve dur. Yani dur. Bazıları alınamıyor. Dur. Hayvandan ameliyatla çıkması gerekiyor. Çok ciddi bir süreç o da. Hayvan içinde acılı bir süreç. Bir tarafı dikenli ve ileriye doğru yürüyorlar sürekli. Yani hareket ediyor tüylerin arasında. Evet. Muhtemelen battığı için de zaten şu anda Max de geri çekiyor patisini. Evet. Ama yapacak bir şey yok şekerim. Maalesef. Alacağız onları. Onlar temizlenecek. Temizledim. Tek tük varsa da artık yakalayacağız. Evet. Keyif yapmayı da seviyoruz işte böyle ama. Bekle. Biraz zordan keyif yapıyor şu anda da. Buna kalsa kaçıp gidecek çoktan. Evet. Dur, bekle. Ah.
Tamam, bu pati bitti, bunu indirebilirsin. Evet, makreme de ne aşamadayız. Gülden beğenmediği şeyi tekrardan geri söktü. Başka bir şey daha yaptı, sonra onu da beğenmedi. Tekrardan söktü. Benimki şu anda bu aşamada. Şu kısım bitti. Şu kısım bitmek üzere. Sonrasında burası var. Burası da böyle şuraya kadar falan inecek. Peki bu ne olacak? Bu çok güzel bir saksılık olacak arkadaşlar. Güzel bir saksılık olacak. Evet, saat. Şunu şöyle koyayım. Bir saniye. Evet. Saat 8:20. Evet, bugün sıcak, gerçekten çok mahvetti, rüzgar çok yoktu. Şu malzeme kesinlikle işe yaramıyor. Hiç yapmanıza gerek yok. Evet. Etrafına sinek yaklaşmadı mesela, böyle üstünde falan ısılar. Evet, yani hiçbir şekilde sinek toplamıyor. Boş boşuna vakit harcamayın. Umutlarınız heba olmasın. Biz bayağı akşama kadar falan bekledik ama. Ay, belki şey dedim, hani rüzgar yüzünden bekle kuzum, tamam bitti, bitti onu çok soğuk. Yo, yat. Düşündün mü? Belki rüzgar yüzünden gelmiyordur dedim, hani böyle daha durgun havalarda işe yarar falan, ama rüzgar kesince de gelmedi. Yok, rüzgar kesince de gelmedi, hiçbir işe yaramadı. Evet, günümüz böyle geçiyor. Tabii şimdi akşam üzeri var. Akşam üzeri neler yapacağız? Şu patiyi bir temizlersen. Dur, ne oldu? Neren kaşındı? Dur, tamam. Tamam, dur. Bak, gitme o arka patilerle seni sen çünkü bekle. Bekle. Şşt, bekle dedim sana. Sana bekle dedim. Yemek yiyeceğiz. Hava serinledi artık bayağı. Evet. Bilmiyorum, yiyeceğiz. Sıcakta hiç son canı bir şey istemiyor. Hiçbir şey istemiyorum şu an. Ayağım acıyor. Kendi ayağıma esin, bekle. Çocuk. Hayır. Hayır, kaçamazsın. Kaçamazsın, bana gelme. Hiç bakma, o iki patiye de kontrol edin, çek. Evet. Sıcak ve yorucu bir gün ardından. Evet. Çok yorucuydu. Çok sıcaktı bugün. Yani akşam saat 5-6'da hala 35 derecelerdeydi. Evet. Şu anda saat 8:30 civarı. 9'a geliyor. Bizim günümüz genelde böyle geçiyor. İşte sabah kalkış, Max'i gezdiriş, sonra biraz temizlik, sonra biraz yemek, sonra biraz kahve, sonra sosyal medya işleri, sonra tekrar Max'i gezdirme. Aslında gün içinde çok daha fazla yürüyüş yapıyoruz biz işte. Normalde göl kenarında yürürdük, yukarılarda yürürdük ama bugün o kadar sıcaktı ki ağaç gölgesinden hiçbir yere çıkamadık. Evet. O yüzden bugün biraz karavan etrafında çalışma ve pineklemeyle geçtirdim okulumdan. Çünkü çok sıcaktı gerçekten. Normalde bu saatlerde yemeğimizi çoktan yemiş, kahvemizi içiyor olmalıydık ama sıcaktan onu da yapamadık. Çok sıcak olduğu için insanın ne bir şey yiyesi geliyor, ne bir şey yapası geliyor. Ama dediğimiz gibi umarım merakınızı gidermişizdir bir nebze de olsa. Bu arada günümüz hala devam ediyor ama akşam karanlıkta görüntü alamadığımız için çok net. Evet. O yüzden videoyu artık burada bitiriyoruz. Bugünlük günümüz burada bitiyor. Evet, bugünlük bu kadar diyeceğiz. Vaktinizi bize ayırıp izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bize yapmış olduğunuz geri bildirimleri dikkate alarak kendimizi iyileştirmeye çalışıyoruz. Sizlere daha iyi videolar sunmaya çalışıyoruz. Umarız beğeniyorsunuzdur. Beğendiğinizi belirtmek için mutlaka videonun altına yorum yapmayı eksik etmeyin. Çünkü yorumlarınız bizim için çok değerli. Hem maddi yönden değerli, hem manevi yönden değerli. Sonuç olarak burası da bir iş, bu da bir ticarethane. Buraya da bir vakit ayırıyoruz. Bugün işte çalışmanın arasında, çünkü normalde biz böyle bir çekim yapmıyoruz. Ne derece beğenildi, ne derece beğenilmedi ya da nelerimiz eksikti, bunları bize videonun altına yorum olarak yazarsanız bir sonraki bu tarz bir videoda bu eksiklerimizi gidermiş oluruz bizler de. Tamam, senin eklemek istediğin şey. Her şeyi söyledin. Çenem durmuyor bazen. Konuşunca böyle devam edesim geliyor.
O zaman yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.